nedir? Güncel teknolojiyle birlikte biz artık bu ameliyatları kapalı yapıyoruz. Fıtık tekrarlar mı? Her zaman söylüyoruz, baş düşmanımız sigara. Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Bugün konuğum aslında partnerim. Kendisi de değerli bir hoca olduğu için tabii ki ona da soracağımız şeyler olduğundan dolayı da konuk alalım dedik partnerimizi. Bu sefer konuğum. Evet hocam. Çünkü yeni gelişmeler var. Bir iki şey bahsetmek istiyorum. Evet, fıtıkla alakalı. Evet, evet. Hemen başlayalım. Fıtık nedir? Şimdi fıtık çok karışıyor. Fıtık aslında bir dokunun olmaması gereken yere doğru çıkması demek. Hı hı. Bu karın bölgemizde de olabilir, belde veya boyunda da olabilir. Ben genel cerrahi uzmanı olduğum için bizim alanımız karın bölgesi fıtıkları. Karınla bel aynı mı? Hayır, işte biz bel fıtığına, boyun fıtığına bakmıyoruz. Ona beyin cerrahisi, fizik tedavi bölümleri bakıyor. Hı. Biz karın, işte göbek fıtığı, kasık fıtığı, mide fıtığı, karını ilgilendiren bölgeye bakıyoruz. Fıtık olduğumuzu nasıl anlıyoruz? Fıtık olduğumuzu karın içi organların cilt altına doğru çıkmasından anlarız. Bu da bize nasıl belirti verir? Ya şişlik yapar ya ağrı yapar. Özellikle ayakta durduğu zaman göbeğinde, kasık bölgesinde, göbeğinin üstünde dışarı doğru şişlik oluşur veya bu bölgede ağrı oluşabilir. Hı hı. Ama ikisi bir arada olmak zorunda değil. İkisinden herhangi birisi olabilir. Peki tedavisi ne oluyor? Şimdi fıtık, karın fıtıkları için konuşuyorum. Çünkü bel fıtığı ve boyun fıtığı tamamen bambaşka bir durum. Karın fıtıklarında maalesef şu an için ameliyat dışında bir tedavi yöntemimiz yok. Ama ameliyatla ilgili yeni gelişmeler var. Hani yeni teknolojilerin gelişmesiyle gitgide artık daha kolay hale geliyor bunlar. Peki ameliyattan önce neler yapılmalı hocam? Şimdi ameliyattan önce tavsiye edilen şeyler var. Kişi mutlaka kiloluysa kilo vermek zorunda. Özellikle vücut kitle indeksi 35'in üstündeki kişileri mutlaka bunu aşağı çekmemiz lazım. Gene hastalarda, bize fıtık şikayetiyle gelen hastalarda şeker hastalığı varsa, bizim işte uzun süreli şeker takibini sağladığımız hemoglobin A1C dediğimiz bir değer var. Son 3 aylık değeri gösteriyor. Bunu mutlaka belli bir değerin altına düşürülmesi gerekiyor. Ve her zaman söylüyoruz, baş düşmanımız sigara. Sigara varsa sigarayı kesmek gerekiyor. Neden sigarayı kesmek gerekiyor? Hastalar bunu çok soruyor, ne alaka hocam diye. İki sebepten dolayı. Bir, sigara kolajen yapımızı engelliyor. Kolajen bizim çimantomuz. Kolajeni engellediği zaman bizim yaptığımız onarımın kalitesini düşürüyor, iyileşmeyi düşürüyor. İkincisi, öksürüğe neden oluyor. Öksürürken bir insan karın içi basıncı zıplarkenki haline göre 10 kat falan artıyor. Yani öksürmek çok kötü bir şey o yüzden. Evet. Biz de istemiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Zaten sağlığa zararlı. Zararlı. Sigarayı bırakıyoruz. Peki ameliyatın çeşitleri? Ameliyatın çeşitleri. Şimdi ameliyat önceden açık cerrahiyle yapılıyordu. İşte hangi bölgede olursa olsun işte cilt kesiliyordu, fıtık bölgesine ulaşılıyordu, burası onarılıyordu ve kapatılıyordu. Bazen yama konuyordu, bazen yama konmuyordu. Sıklıkla şey soruyorlar, hocam yama derken neden bahsediyorsunuz? Yama sentetik olarak üretilmiş, böyle dışarıdan baktığınızda bu camlardaki sinek teline benzeyen bir şey. Bunun steril olanı, insana alerji göstermeyen olanı. Ama güncel teknolojiyle birlikte biz artık bu ameliyatları kapalı yapıyoruz. Yani halk arasında bu lazerle diye söyleniyor ama işin aslı lazer değil. Açtığımız 2-3 tane küçük delikten fıtık olan bölgeye ulaşıp oradaki deliği kapatıp, fıtık bir delik demek, fıtığı kapatıp o bölgeye de bir yama koymaktayız. Şimdi önceden bundan 10-15 yıl önce bazı fıtıkları kapatmak çok zordu. Yalnız işte 2012'den 2013'ten sonra geliştirilen çok özel yöntemlerle artık neredeyse bizim kapatılamayacak denilen fıtık yok. Bazen bize hastalar geliyor, çok üzülüyorum ben. Gezmiş gezmiş, oraya gitmiş, buraya gitmiş ve maalesef meslektaşlarımızdan şöyle bir şey olmuş. Senin artık bu fıtıkla yaşaman gerekiyor. Hmm. Ya kocaman fıtığın var, biz bu fıtığı kapatırsak senin bağırsakların yerine sığmaz, işte senin karnın daralır, geri hemen patlar bu fıtık. Öyle bir şey yok. Hastaya göre yöntem seçmek gerekiyor. Birçok yöntem var. Ben kendim için bahsetmiyorum. Ülkemizde çok değerli hocalarımız var. Yani Avrupa'yı, Amerika'yı aratmayacak. Buradan gidip Avrupa'da dersler veren, kongreler veren hocalarımız var. Seminerler veren hocalarımız var. Birçok fıtığın tedavisi yapılabilmekte ülkemizde. Peki her fıtık kapalı ameliyat yöntemiyle tedavi edilebiliyor mu hocam? Biraz önce dediğimiz gibi hastaya göre yöntem seçmek gerekiyor. Ama yani fıtık konusunda kendini yetiştirmiş, laparoskopi konusunda da kendini yetiştirmiş, laparoskopi veya robotik, robotik de yapmak mümkün. Bu konuda kendini yetiştirmiş bir kişinin açık yapılabilen hemen hemen tüm fıtıkları kapalı yapma imkanı var. Ama burada önemli olan hastaya göre seçmek. Çünkü bazen hasta kapalı ameliyatı tolere edemeyebiliyor. Çünkü kapalı ameliyatta biz karnı bir gazla şişiriyoruz. Bu gazla şişirince de akciğerlere bir bası olabiliyor. Eğer hastanın bir kronik akciğer hastalığı varsa, ileri yaşı varsa, kalp yetmezliği varsa
Bu, o zaman sıkıntı. Kapalı ameliyat yapamıyoruz. Ama bunun dışında her türlü fıtık kapalı yöntemle yapılabilir. Spor yapabiliyor muyuz sonrasında? Spor ameliyattan sonra spor yapmayı biz zaten öneriyoruz. Ama belirli bir zaman geçmesi gerekiyor. Ne kadar? Eğer açık ameliyat olmuşsanız bu süre 6 ay kadar sonra. Eğer kapalı ameliyat olmuşsa hasta bir ay sonra hafif sporlara başlayabilir. İşte yüzme, hafif bisiklete binme temposuz şekilde veyahut da yürüyüş yapabilir. 2 ay sonra sağlıklı bir insanın yapabildiği tüm sporları aktif olarak yapabilir. Fıtık tekrarlar mı? Fıtık tekrarlayabilir. Ay. Yapılan çalışmalarda %2, %3 gibi bir tekrarlama oranı var fıtığın. Neye bağlı? Biraz önce bahsetmiştim ya, kiloya bağlı, sigaraya bağlı, kronik hastalıklara bağlı, özellikle şeker hastalığı gibi hastalıklara bağlı. Bir de hastaya düzgün yöntemin seçilip seçilmemesine, düzgün malzeme kullanıp kullanmamasına, yani hastaya göre seçilim yapılıp yapılmamasına bağlı. Eğer bunlara dikkat ederseniz fıtığınız tekrarlanmayacaktır. Ama ameliyattan sonra siz aksine kilo alırsanız, sigarayı doktorunuz bırakın demesine rağmen, ki ben ameliyattan önce hastanın sigarayı bıraktırıyorum. Hani en azından bana bıraktıklarını söylüyorlar. Çünkü gidip başlarına bekleyemiyorum. Bıraktırıyorum ama siz sigaraya devam ederseniz, kilo almaya devam ederseniz, şekerinize dikkat etmezseniz fıtığın tekrarlama ihtimalini yükseltirsiniz. Peki, doçent doktor Murat Baki Yıldırım, çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Yeni bölümlerde yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.